Sesli Düşünenler'de Sayın Talat Halman'la kültür ve sanat üzerine keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Kültür Bakanı olduğunuz dönem son derece ilginç. Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı olarak hizmet veriyorsunuz. Ancak biraz önce de belirttiğiniz gibi aslında daha ilk zamanlardan bu bakanlığınızda çok uzun süre kalamayacağınız hissi sizde de doğuyor. Biraz kitaptan edindiğim izlenime göre bunu Nihat Erim'in, o dönemin başbakanı Nihat Erim'in kararsızlığına ve sözüne pek de sadık olmamasına bağlıyorsunuz. Çok doğru. Yoksa bu birinci Erim kabinesi de çok daha uzun süre görevde kalabilirdi. Ama rahmetli Nihat Erim o kadar fikir değiştirirdi. En son kiminle konuşursa onun görüşüne göre hareket ederdi. Adeta amip gibiydi bu. Fevkalade iyi yetişmiş hukukçu, hukuk profesörü, genç yaşta 39 yaşında başbakan yardımcılığı yapmış. Dışarıdan baktığınızda tam bir devlet adamı. Ama kişiliği çok ürkekti ve çok cılızdı ne yazık ki. Ve öyle birisiyle çalışmak çok zor oluyordu. Yani bütün kabine için çok zordu. Çünkü bu bir reform kabinesiydi. Birçok bakanlar kendi alanlarında yenilikler yapmak istiyorlardı. Birçok yanlış icraatı düzeltmek istiyorlardı. Onların her birine ayrı ayrı yahut bazen de Bakanlar Kurulu toplantısında söz veriyordu. Bunu yapacağız, bu reformu gerçekleştireceğiz arkadaşlar diye. Ve ondan sonra baskılar gelince kendisine ya özel sektörden yahut bürokrasiden yahut özellikle kumandanlardan bir baskı gelirse ya ufak bir ima bile gelse genellikle korkuyordu, geri çekiliyordu. İşte bu tür kitapların aslında en hoş ve değerli noktalarından biri de bizim ismini bildiğimiz ya da siyasi kimliğiyle tanıdığımız kişilerin günlük yaşamdaki yüzlerini de bize aktarıyor olması. Evet. O anlamda çok ilginç anekdotlar var burada. Çok açık ve dürüst olduğundan son derece samimi bir dille, evet, açıklıkla ifade edilmiş. Mesela hiç kıllı kışlı bir şey yok bu kitapta. Yani her şeyi dilime geldiği gibi, kalbime geldiği gibi, kafama doğduğu gibi anlattım. Çok tam anlamıyla açıkladım. Düşüncelerinizi seslendirmişsiniz bu kitapta. Doğru. Yine ilginç bir başka anekdot da Demirel'le ilgili yaşadığınız bir anınız. Evet. Nerede olduğunu da söyleyerek bir ipucu vereyim. Evet. Bulvar Palas'ta öğlen yemeğinde yaşadıklarınız. Evet. Ben Demirel'e çok hayrandım. Demirel yedek subaylığını Devlet Planlama Teşkilatı'nda yaptı. Ben de yaptım. Ama ben ondan bir dönem sonraydım. Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir 6 ay kadar beraber olduk ve ben herkese Türkiye'ye başbakan olacak adam bu derdim. Fevkalade güzel konuşuyordu. Etrafına büyük bir hakimiyeti vardı. Rakamları, Türkiye'nin gerçeklerini çok iyi biliyordu. Çözümler üretiyordu. Gerçekten büyük bir hayranlık besliyordum. Hatta askerliğim bittikten sonra Amerika'ya dönme, burada çok önemli işler olabilir sana dedi. Bazıları da o zamana göre yani maaşı bakımından falan fevkalade öyle. Mesela Ereğli Demirçelik o zaman kuruluyordu. Nedense beni Ereğli Demirçelik'in satış müdürü yapmak istedi. O zaman hiçbir bakanın, hiçbir milletvekilinin yahut yüksek bürokratın almadı. Hatta onların aldığının 3 misli falan maaşla böyle bir iş teklif etti bana. Ve ben kabul etmeyince bayağı üzüldü, darıldı demiyorum ama anlayamadı da nasıl bir insan böyle bir fırsatı teper diye. Sonra ben Amerika'ya gittim. Akademik hayata devam ettim. Ve ilerledim. Bir kere Ankara'ya geldim. Başbakan olmuştu. Ve ben Bulvar Palas'ta yemek yiyordum. Birdenbire baktım yanında 30 kişiyle falan Demirel girdi. Ve tesadüf tam benim masamın önünden geçti. Ben başımı kaldırmış, hafif gülümsedim. Hatırladı tabii, öyle mükemmel bir hafızası vardı ve hala da var. Şöyle bir baktı, başını kaldırdı. Onlara ayrılmış masaya yürüdü. Sonra ben yemin bitirdim. Bir merhaba diyeyim. Kendimi hatırlatayım dedim. Gittim. O gel bakalım Talat falan dedi. Ben hiç yani kendimi tanıtmaya gerek kalmadan cin gibi hatırlıyor tabii. Ne yapıyorsun şimdi falan dedi. İşte Amerika'da iki üniversitede hocalık yapıyorum dedim. Ki o iki üniversiteden biri New York. Biri New York, öteki Princeton. Tesadüf o yıllarda her iki üniversitede hocaydım.
İşte bakın arkadaşlar dedi, biz neler yetiştiriyoruz böyle dedi. Sanki benim orada hoca olmam, o işlerde bulunmam, kendisinin yahut partisinin yahut ideolojisinin başarısıymış gibi. Ben ona biraz alındım, gücendim. Orada hemen veda ettim, ayrıldım. Ama hala çok büyük hayranlığım vardır. Gerçekten önemli bir devlet adamıdır, uluslararası çapta. Ve zekasına, bilgisine, özellikle Türkiye için çözüm üretme yeteneğine çok hayranım. Yine bir başka kişiye geçeceğim. Çok kısaca üstlerinden geçiyorum çünkü çok kısıtlı bir sürem var. Bana hiç karizmatik ve sempatik görünmedi. Gayet sıradan, kurnaz, bazı bakımlardan yetenekli ama önemsiz bir insan gibi değerlendirdim. Kim bu kişi? Ben hatırlayamadım. Bu tanımlamaya uyan o kadar insan var ki. Kitapta geçen cümleler bu. Özal galiba. Evet, biliriz. Evet, evet. Hala da öyle düşünüyorum. Çok az tanıdım Özal'ı. Hiçbir yakınlığım olmadı. Ama işte 2-3 konuşmamızda bana son derece sığ bir insan. Zeki elbette. Ama pek akıllı gibi görünmedi. Bilgisi bazı bakımlardan çok sağlam elbette. Yani teknik yönden, iktisadi bazı kavramları iyi kullanıyor gibiydi. Bir takım istatistikler söylüyordu falan ama hem bir iki konuşmasını da dinledim Amerika'da. Fakat belki ben yanılıyorum çünkü kendisini yakından tanıyan herkes zekasına, bilgisine büyük bir hayranlık besliyordu. Ve tesadüf bir yemekte işte İngilizce bir konuşma yapıyordu Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında. O zaman başbakan yardımcısıydı. Yanımda bir önemli Amerikalı bankacı oturuyordu. Bana döndü Özal'ın konuşmasının sonunda, bu adam dünyanın herhangi bir yerinde büyük devlet adamı, keşke bizde olsa dedi. Benim ülkemde olsa başbakan olması için oy verirdim demişti. Evet evet, tabii. Son derece ilginç, tahmin ediyorum bu kitabınız çok büyük yankılar uyandıracak. Çünkü çok çarpıcı anekdotlar ve çok samimi paylaştığınız düşünceleriniz var. Babam gibi hiç sözümü sakınmadım. Yine bir başka çok çarpıcı özelliğiniz, bütün bu kültür ve sanat donanımınızın sonrasında bir de bunları paylaştığınız bir evre var yaşamınızda. Verdiğiniz konferanslar. Öyle ki stand-up tadında konferanslar veriyorsunuz. Etkili iletişim olsun istiyorum. Genellikle mizah katıyorum konuşmalarıma. Pek fıkra anlatmıyorum konuşmalarda ama kelime oyunları yapıyorum, nükteler yapıyorum. Tamamıyla özgün bir hiciv ve mizah unsuru katmaya çalışıyorum konferanslarıma. O anlamda da çok etkili oluyorsunuz ve neden bunun altını çiziyorum? Çünkü böyle etkili konferansların verilmesi, ki ağırlıklı olarak Türk kültürünü, İslamiyet'i anlattığınız konferanslar bunlar, yurt dışında büyük beğeni topluyor. O anlamda çok önemli. Yurt dışında yüzlerce konferans verdim. Hatta bir ara işler arasındayken, yani Kültür Büyükelçiliğinden ayrıldıktan sonra üniversiteye dönmeden bir buçuk yıl falan hayatımı profesyonel konferansçı olarak kazandım. Amerika'da böyle şirketler var. Gidiyorlar, dinliyorlar konferansçıları, beğenirlerse alıyorlar ve onlara angajmanlar buluyorlar değişik yerlerde. Kimisi müzede oluyor, kimisi kadınlar derneklerinde oluyor filan. Ben öyle konferanslar vererek hayatımı kazandım ve bazen çok iyi para da alıyordum. Ama Türkiye'ye de çok şey kazandırıyorsunuz. Bu anlamda sizin yaptığınızın katlanarak yapılması lazım yurt dışında. Çünkü Türkiye'nin hep çok negatif bir imaja sahip olduğunu, yeterince Türk kültürünün, İslamiyet'in tanınmadığından şikayet ediyoruz. O anlamda bu tür aydınlatıcı, etkili olan, insanların ön yargıları varsa bunları bertaraf eden, eğer bilgileri yoksa aydınlatan konferansların önemi çok büyük. O yüzden sadece siz kazançlı çıkmıyorsunuz, Türkiye'de çok kazançlı çıkıyor bunların sonrasında. O daima benim için bir emel oldu. Yani memleketime bir hizmet yapabilmek. Ve bu türe çok inanıyorum ben. Keşke bir 100 Türk, ki bunu benden çok daha yapabilecek çok konferansçı var. Fransızca, İngilizce, Almanca böyle konferansları verebilecek çok değerli, yetenekli kimseler tanıyorum. Ama genellikle yapmıyorlar. Ben bunu kendime iş edindim. İki elim kanda olsa, önemli bir konferans imkanı belirmişse mutlaka gidiyordum. Bu arada ailemi ihmal ediyordum bazen, işimi ihmal ediyordum. Ama gidip onu yapıyordum. Çünkü o beşeri temas, yüz yüze konuşmak,
gözlerin içine bakarak bazı şeyleri anlatmak, aynı konuşma televizyon ekranında bir belgesel olarak verilse hiçbir etki yapmayabilir. Etkili olmaz. Zaten kapatırlar büyük ihtimalle. Ama oradasınız, size tutsak olan bir 500 kişi var belki. Eğer onların kalbini ve kafasını kazanırsanız, onları kendi kültürünüz, kendi ülkeniz hakkında aydınlatırsanız, onun etkisi çok büyük oluyor. 500 kişi nedir diyorsunuz ama değil. Bir de yılda 100 konferans verirseniz, o 500'ü 100 ile çarpın, ortaya büyük bir kitle çıkıyor ve onlar gidip başkalarına anlatıyorlar bunları. Bu anlamda çok anlamlı bir hayat yaşadınız ama başka insanların hayatına da anlam katarak bu hayatınızı sürdürdünüz. O anlamda sizin portrenize baktığımda kültür ve sanatla döşenmiş çok güzel ve renkli bir yaşam var. Ve onun da ötesinde hep öğrenme merakı. Öğrenmenin yaşı yoktur denir. Tabii. Siz bu anlamda çok güzel bir örneksiniz. Ortaya konulması gereken bir portresiniz. Ve buradan hareketle öğrenmenin yaşı yok konusunu belki de size en iyi örnekleyen bir öğrenciniz olduğu bir dönem diye sorsam hatırlar mısınız kim olduğunu? Şu anda hatırlayamadım. Kitapta mı var bu? Hayır, kitapta yok. Bu benim kendi arşivimden bulduğum bir bilgi. Hatırlamıyorum, hayır. Size ipucu vereyim. Lütfen. İlk öğretmen olduğunuz yıl, yanılmıyorsam 1953 yılı. Sınıfınızdaki bir öğrenci. Evet, Fanny Davis. Evet. Ben ilk Columbia Üniversitesi'nde ders vermeye başladığımda işte 22 yaşındaydım. İlk sınıfımda 7 öğrenci vardı, yanlış hatırlamıyorsam. 6'sı gençti, 20 yaşlarında öğrencilerdi. Bir de 55 yaşında, saçları ağarmış, kulaklık takan, yani kulakları gerçekten iyi duymayan bir hanım vardı. Gayet kibar, bilgili, aydın bir hanım. 30 yıl editörlük yapmış Amerika'da. Çok önemli bir şirkette çalışmış. Emekli olmuş. Kocası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ayyaş bir adamdı. Sabahtan akşama kadar içiyor. Bu Fanny Davis kendine demiş ki ben hayatımın sonuna kadar bu şekilde yaşamak istemiyorum. Aylak olmak ve sadece kocamın içkisiyle mücadele etmek durumunda olmak istemiyorum. Hep Osmanlı tarihine merak duyarmış. Columbia Üniversitesi'ne yazılmış. Emekli olur olmaz. Ve benim işte ilk sınıfımdaki öğrencimdi. Bu hanım Osmanlı tarihinde doktora yapmaya karar vermiş. Ve yaşı o dönemde 55. Yaşı o dönemde 55. Ve Kolombiya'ya geldi, Türkçe öğrendi, Osmanlıca öğrendi. 8 sene çalıştı, okudu, tezini bitirdi 8. yılın sonunda. Topkapı Sarayı üzerine yazdı tezini. Ve 2 sene sonra yani 65 yaşındayken onu kitap olarak çıkardı. Müthiş. O zamana kadar yazılmış, Topkapı Sarayı hakkında yazılmış en güzel tezdi. 80 yaşındayken de Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazdı. Kısa bir tarih, özlü bir tarih. 82 yaşında vefat etti. Evet. Yani öğrenmenin yaşı yok. Ben birçok kimselere bunu söylüyorum daima. Sayın Harman. Ben de bir örnek almalıyız hepimiz. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için, şeref verdiniz. Benim için şeref. Bu kitabınız için de sizi gönülden kutluyorum. Hem çok yaşadıklarınız hem de bize kültür ve sanat anlamında yaşattıklarınız için. Teşekkür ederim. Bu yaşantılarımın en güzellerinden biri oldu sayenizde. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.